son 10 gün kaldı Tomuç. Ne yapmayı düşünüyorsun? Onları niye sarı yazdınız? Artık 10 gün kaldı. Son günler. Son günlere gittik. Gerçekten de artık kurtuluyoruz hocam Tomuç. Sayılı günler. Her gün altın değerinde olduğunu bilmez Tomuç. Altın değerinde olduğunu bilerek. Altının fiyatı acayip arttı hocam. Sangoz açma. Zamanını iyi yönet Tomuç. Lütfen zamanını yönet. İyi programla kendini. Çünkü her günün altın değerinde. Çalışma yöntemin çok önemli. Doğru çalışma yaparsan. Ben yatarak çalışıyorum hocam. Saçma sapan çalışmaların içine girersen. İşte her gün 500 soru çözeceğim. Ama başka böyle saçma sapan kaynaklardan veya saçma sapan sadece soru bankasından çözeceksin. Hayır, artık çok değerli zamanın, o yüzden çok dikkat etmesin. Eksik konularını tamamlamasın, eksik konularını belirlemesin. Ardından deneme çözmesin Tomuç. Denemeler çok önemli son günlerde mutlaka. Aynı zamanda konu tekrarını yapmasın. Çünkü Tomuç gerçekten de sınav zor değil ama konuları çok iyi hatırlamak ve çok iyi özümsemek zor değil. Peki nasıl yapıyoruz? Eksik konu kalmamalı Tomuç. İlk adımımız bu. İlk adımımız için ben senin için matematik kolisi, ondan sonra koli ne demek hocam? Fen kolisi, ondan sonra din kolisi, ondan sonra Türkçe kolisi, konu listeleri yani. Ondan sonra inkılap kolisi, hepsini teker teker yaptım. Şimdi teker teker söyleyeyim. Tomuç matematikte bilmen gereken konuların kolilerini yapıyorsun. Bunları Instagram'da paylaşıyor zaten. Ve bu Instagram'da paylaşacağımız için buradan teker teker kendin de yaratabilirsin. Kendi yazman çok daha değerli olur. Tikler atacaksın kolilerin üstüne. Mesela çarpanlar, katlar, üst sayılar, karekökler, olasılık, üçgenler, Pisagor, gevirsel ifadeler, eşlik benzerlik, dönüşüm geometrisi, doğrusal denklem, eğim, bir bilmeden iki bilmeden değil, eşitsizlik. Matematikteki bütün konular bunlar. Bunların hepsini bilmek zorundasın. Bildikten sonra tik atmak zorundasın. Eğer biliyorsan eyvallah ama bilmiyorsan, eğer hala denemelerinde yanlış çıkıyorsa bu bilmiyorsun demektir. Onları tamamlayacağız. Gel bakalım fen kolisine. Üreme, büyüme, gelişme. Basit makineler, periyodik tablo, kimyasal bazı, asit bazı, kimyasal kimyeler. Bunlardan kesin soru geliyor mu hocam? Işığın kırılması, ses hızı, besin zinciri, fotosentez solunum, madde döngüleri, biyoteknoloji, ısı, öz ısı, ısı alışverişi, hal değişimi, elektriklenme ve elektriksel kuvvet. Bu kolilerimizin konu başlıkları. Bunları kesin çok iyi özümsemesin. Şu yazdığım sorulardan sınavda soru gelecek. Oo. Ya bunlar dışında soru gelmeyecek. Fen konu listesini kendin yazıyorsun ve teker teker yaptıklarını, bildiklerini tik atıyorsun. Eğer bilmiyorsan orada bir eksik var, hemen onu tamamla. Bunlar çıkacak sorular aynı zamanda kesinlikle hocam. Kesinlikle din kolisine baktığımız zaman kaza, kader, kader, zekat, kurban, hac, Hazreti Muhammed'den 5 tane soru geliyor. Dikkat et. Kur'an ve akıl, taassup, kötü alışkanlıklar, kul hakkından bir tane, taassuptan kesin bir tane soru var. Kur'an ve akıldan 3 tane soru var, kötü alışkanlıklar 4 tane soru var. Çok dikkat et bunlara, çok iyi çalışmasın. Ve bunların hepsini tik atmayı unutmayın lazım. Türkçe kolisine hemen sözcük anlamı, cümle anlamı zaten fix biliyorsun. Parçalı anlamı fix. Deyim atasözü. Ondan sonra parçalı anlatım. Bak sadece parçalı anlamdan 6 tane soru var Tomuç. Bunu unutma. Edebi türler, edebi sanatlar, fiilimsi, cümle öğeleri, fiil çatısı, cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretlerini kesin kesin bilmesin. Eğer bunların hepsine tik atabiliyorsan eyvallahım var. Türkiye'de çok akıllısın evladım. İnkılap kolisine bakalım. Dört şehir Mustafa Kemal'in dört şehir. Selanik, asker Mustafa Kemal, askerlik hayatı, Birinci Dünya Savaşı, Kuvayi Milliye, cemiyetler, kongreler, işte kötü cemiyetler, iyi cemiyetler, kongreler, TBMM, Sevr, Doğu ve Güney cephesi, en önemlisi tabii ki Batı cephesi, saltanatın kaldırması, Lozan, Cumhuriyet, halifenin kaldırması, çok partiler, Şeyh Said, inkılaplar işte çok önemli. İnkılaplarda en az 6 tane soru var. Nutuk ve ilkelerden de kesinlikle bunlardan çok fazla 6 tane, 3 tane, 4 tane bayağı bir soru geliyor bunlardan. İngilizce kolisine baktığımız zaman friendship, kardeşlik, team like cooking, communication, bunlar ilk konular olduğu için birazcık daha az ama internet, adventure, turizm ve chores'tan çok soru geliyor Tonguç. Bunlarla çok iyi bilmesin İngilizce'den ve bunların hepsini yaptıktan sonra deneme çözüyorsun. Deneme çözüm, bunları tiken attın ya ama deneme çözüp de eğer gerçekten oradaki o konunun sorularını da doğru yapıyorsan double tick yapabilirsin. Neydi WhatsApp'ta? Hop hop. O zaman tamam demektir. Okudun niye hala cevap vermiyor bana? Niye dönüyor? Artık sorularını da çözebiliyorsun demektir. Doğru soruları çözüyorsun. Hataları öğreniyorsun. Hataları öğrendiğin zaman onları arkadaşlarına, öğretmenlerine sorarak da öğreniyorsun tabii ki. Bak şunu unutma. Hürriyet'te bir tane Türkiye'nin her yerine bir son deneme dağıtıyoruz. Tıpkısının aynısı denemesi. Bunu mutlaka çöz Tonguç'um. Aynı zamanda bunu Tonguç'un yanında herhangi bir şey alırsan yanında hediye veriyoruz aynı zamanda. O zaman Hürriyet'ten almaya gerek kalmayacak. Dörtlü denemeyi mutlaka çöz. Çok güzel sorular. Skorduk içine, koyduk içine. Aynı zamanda Tonguç. Gazeteye deneme vermeye devam ediyorsun. Bak, 360 ve 321'deki soruları mutlaka çöz. Bu 360'de kontrol sağlıyor. Bu da 321'de konu özetleri 321 tane soruyla. 321'de hangi konudan kaç soru geldi yazıyor mu hocam? Hangi konudan kaç tane soru geldi de yazıyor zaten biliyorsun bunlar. Aynı zamanda Hürriyet denemelerinde ücretsiz veriliyor. Unutma. Dörtlü denemeler zaten çözeceksin. Son denemeyi çözüyorsun. Aynı zamanda sınıf anahtarı denemeleri de var. Sınıf anahtarına sahipsen mutlaka oradaki denemeleri de çöz. Konuları full tekrar edeceğim. Nasıl tekrar edeceğim hocam? Nasıl tekrar ediyorsun? Canlı yayınları kaçırma. Özellikle canlı yayınlarımızda her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ama tabii son anda kaldığı için
için canlı yayının oturması için en az iki defa izlemen şart bence. Aynı zamanda akıl haritalarından takip edebilirsin Tunç. Akıl haritalarından tekrar edebilirsin. Akıl haritalarının videoları var mı hocam? Akıl haritalarının videoları da sınıf anahtarının içinde var. Sınıf anahtarındaki videolar da yenilendi. Bir sürü videoyu yeniledik. Son konular özellikle. Ben sınıf anahtarına sahibim hocam zaten. Sıcaklık konularını yeniledik. Madde. Ben izlemiştim hocam ama. Denklemler, eğim konularını yeniledik. Dolayısıyla bunların hepsini tekrar izle. Çünkü yenilendi o videoların çoğu. Bayağı bir video yenilediniz mi hocam? Bayağı bir. Daha detaylı, daha uzun, daha kapsamlı anlattık. Ve sınıf anahtarını alırsan Tonguç, sınıf paketini alırsan aynı zamanda şunu da unutma. Bu 8. sınıf ya. Artık çok geç. Bir senelik sınıf anahtarı almama gerek yok diyorsan onun için 9. sınıfın ilk döneminde veriyoruz sana. 9. sınıf ilk akıl haritalarını da veriyoruz. Yani, gelecek sene bu zamana kadar izleyebiliyor musun? Bununla beraber bunu da alabiliyorsun. Onu da söyleyeyim sana. Bir sene boyunca izleyebiliyorsun ve kendine inan Tonguç. İnşallah başarılar diyorum sana. Çok güzel geçecek sınavın. Başarı seninle olsun hocam, diyorum. Hocam takılırsam soruları size WhatsApp'tan atabilir miyim? Luck be with you. Evet. Hocam takılırsam sınavın tabii sorunu. Ki evladım tabii. Saçmalama. Hocam telefon numaranızı alabilir miyim? Soru saçma, öyle bir şey. Çaldırır mısınız? Hedefin kaç doğru, ödül sorumuzu yap, cevapları gönder evladım. 120 soru, 120 doğru. Aynı zamanda YouTube, Facebook, Instagram, bizi takip edip bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videoda görüşürüz.